geldi geçen sene geldik. Yolda arabaya kaldık da. Bir şey yok. Merhaba. Ne haber? Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Olsun. Ormanda gezip geçirdik herhalde. Hava da güzel bulmuş ya. Ha. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir şey? İyiyiz. Nasıl geçti? Güzel. Spor yapmıyor. Macera. Macera mı? Ha. Ne var ne yok bu aralar? Çalışıyoruz her şey yolunda. Kiminle, Gülşen Hanım'la mı yoksa Tarkan'ın? Gülşen abim, Tarkan'ın şarkıları. Nasıl olacak sizce Tarkan'ın abim? Güzel. Yeni başladık daha, şu an bir tane şarkı bitti. Kaç şarkı oldu? Valla bilmiyorum ki. Yapıyoruz, sonunda görüyoruz yani, çok yapıyoruz. Güzel, güzel. Bizler var mı? Bakalım, daha yeni başladık ya, çok yeni. Tek bir şarkı bitti daha. O çıkacak yakında. Şubat sonu Gülşen'inki çıkıyor. Gülşen Hanım'ınki çıkacak. Bayağı dolu dolu çalışıyorsunuz. Göksel var. Aleyna var. Var, Edis var. Edis var, var. Her şey yapıyorsun. Pop müzikle ilgili son dönemde çok eleştiriler de var. İşte rap müzik yerine geçeceği, sürü rap müziğe yenileceği şeklinde söylentiler var. Siz katılıyor musunuz? Bir aranjör olarak hani bu iddialar var. Yani pop rapçiyi ayırmıyor. Rap müzik çok güzel bir noktaya geldi. Çok güzel işler çıkıyor, çok güzel prodüksiyonlar çıkıyor. Pop müzikli de aynı şekilde prodüksiyonlar çıktı sürece. Bir arada. Bir de soralım. Gülşen günlerde çok fazla eleştiriliyor. Özellikle hani onlara hiç girmiyorum ya. Sahne kıyafetleri üzerine eleştiriliyor. Daha önce söyledim, ben karışmıyorum dedim. Onun işidir, saygı duyuyorum. O kendisi ne yapacağını, nasıl yapacağını bilecek olgunlukta. Yani ne diyeyim. Hani özellikle erkek sanatçıların hani bu konuda üslubunu sertleştirmesi. Hiç giremiyorum ya. Söylemesi. Hiç giremiyorum yani. O polemiklere girmek istemiyorum. Bir de üstüne efendim, şey yapayım, yani boşanacaklar diye haberler de çıktı. Doğru değil, yok. O da yanlış oldu, ortaya çıktı zaten. Evet, böyle bir şey yok. Yani biz normal işimizi yapıyoruz. Ortalık kendi kendine kaynıyor insanlar. Bu hani erkek sanatçıların bir kısmının açıklamasından sonra son Gülşen Hanım'ın sahnesinde sanki şey gibi, hani onlara tepkiymiş gibi algılandı. Yok, o koreografiler falan böyle. Sahnesi normal işini yapıyor insanlar. Konuşuyor. Siz... Yani sizin ne varmış? Çay. Donuyorum orada. Ha? Çay. Çay. Sizin bir tepki göstereceğini sanmıyoruz ama hani neticede hani bir karı koca olarak da bu tür hani dedikodular huzursuz ediyor mu sizi? Yok, etmiyor. Hepsini. Ya ilgilenmediği sürece. Başka bir insanların yorum yapması en azından nasıl değerlendirirsin? Yani bunun üstünden yani eleştirmelerini. Ya ben o şeyi söyleyeyim. Ben yapı olarak herhangi bir başka bir insanın hani Gülşen veya başka bir insanın yaptığı bir şeyi eleştirmek, bununla ilgili çıkıp, yani ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Herkesin hayatı kendi, herkes kendi hayatından sorumlu. Herkes kendi işine baksın yani. Bilmiyorum ki. Eleştirilerinde şey var ya, dekoltenin sınırı böyle mi olmalı? Sanatçı kime göre? Dekolten. İşte. Yani kimi baz alacaksın? Var ya öyle de bir yorum. Tamam, yani biri öyle diyor, biri böyle diyor. Biri oraya kadar, biri hangisi yani bu merci kim burada? Bana göre merci, o mekana gelen insanlar, rahatsız olması benim insan. Sıkıntı olur yani. Başkaları ne bunlar? Rahatsız olan o mekana gelmez. Değil mi? Gülşen Instagram'dan takip etmez gitti. Değil mi? Doğru. O kadar basit. Yani ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum. İnsanların yapması gereken bence. Ne bileyim yani. Bana çok garip geliyor. Garip geliyor değil mi çok böyle şeyler? Çok garip geliyor. Sanatı kısıtlıyor mu sizce bu tip şeyler? Hani sanatı kısıtlayıcı bir tarafı boyutu olabilir mi? Hani özellikle bu tip tartışmalara yoğunlaşmak. Sanat kısa sonucunda böyle bir noktaları getirirlerse tabii ki. Sanat da kısıtlıyor değil mi? Hani özellikle hani insanların ne giydiğinden çok yapılan bir şey, cihata bakmak gerekiyor. Şahsen bütün vaktimi işime, hayatıma falan odaklıyım. Ailenize odaklıyım. Evet, böyle yaşıyorum ben yani. Hani bunlar onun için böyle bir vaktim yok, böyle bir enerjim de yok, oraya harcayacak bir enerjim de yok. Bu işlere, bu konulara. Hiçbir zaman zaten hani bu şeylere girmedim. Polemiklere girmedim. Biz de sizi yani eninde sonunda herkes bir bize denk geldi. Birileri soracaktı, biz sormak istiyoruz. Kusura bakmayın, rahatsız etmeyecek. Yok, estağfurullah canım. Peki efendim, Tarkan abimle ilgili ne anlatmak istersiniz? Nasıl bir bu sefer içeriği hakkında single mi olacak? Çok single. Yani sonrasında eninde sonunda kayıyor buralar. Aman, dikkat edelim. Albüm olacak ama öncesinde belki bir single daha olur bizim, çünkü albümler biliyorsunuz uzun sürüyor. Evet. Bir buçuk seneyi bulduğu oluyor. Bulacak.
ne zamanı ne olur bilmiyorum da çok başındayız yani. Ben de çok bütün şarkıları biliyorum, dinlemiş durumda falan değilim yani. Daha sözler size gelmedi. Sözler geldi mi? Şarkılar yok. İki tane şarkı üzerinde çalışıyoruz şu anda. Bir tanesi çıkacak, bir tanesi daha sonra büyük ihtimalle. Sezen Hanım da son günlerde eleştiri okların hedefinde bir şarkı sözünden dolayı sizce hani bir dine hakaret gibi bir anlam çıkarmak ne kadar doğru? Çok eleştiri de oldu kendisine. Yani o kime göre, neye göre baktığınız zaman eski bir şarkı. Baktığınız zaman her şarkıdan her anlamı çıkarırsın yani. Biraz derin düşünmemek lazım. Evet yani her şarkıdan her anlamı çıkarırsın. Herkes rahatsız olacağı bir şey bulabilir. Yani sözler üzerinden bir eleştiri oldu. Hani belki sanatçılar yani sözleri mecazi anlamda kullanmış olamazlar mı? Yani mesela o tarafa... Şöyle fotoğrafa... Çayım mı diyorsun? Aynen çayla orman havası. Toplantıları var. Siz ailenizle herhalde çocuklarla. Çocuklar kardeşim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sormasak başkası illaki soracak da teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi mi?